4. Osmanlı padişahı ve aynı zamanda eşiniz Beyazıt'ı az önce kaybettik. Kendisi çok cesur ve kahramandı. Başınız sağ olsun. Timur altın çağlarını yaşayan ve dünyayı kasıp kavuran bir emir. Namı yıldızlara hükmeden anlamına gelen sahip kıran. Yıldırım Beyazıt ise dünyada yükselmeye başlayan Osmanlı Devleti'nin padişahı. Timur'un düşmanları Kara Yusuf ve Ahmet Celayir, Timur'dan kaçmak için birçok ülkeye sığınma talebinde bulunmuştu. Timur ile arasının bozulmasını istemeyen hükümdarlar bu teklifleri geri çeviriyordu. Yıldırım Beyazıt karakter olarak korkusuz ve gözü pekti. Bu yüzden Kara Yusuf ve Ahmet Celayir'i kucak açtı ve onları koruması altına aldı. Bunu duyan Timur, Yıldırım'a sert ve tehditvari bir mektup yazdırdı. Düşmanlarının kendine verilmesini istedi. Bu mektubun özeti şöyleydi. Rum diyarında melik olan Yıldırım Beyazıt, bil ki biz kudret iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tabağımız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu işi tek başımıza yaptık. Senin gibi babamızdan ülkeler almış değiliz. Aklını başına topla. Kara Yusuf'la Ahmet Celayir'i topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerek. Sen de o hükümdarların arasına girmekten sakın. Bu mektup Yıldırım'ın eline geçtiğinde Yıldırım öfkeyle Timur'dan çok daha sert ve çok daha tehditvari bir şekilde cevap verdi. Ey ihtiyar köpek! Tekfur kafirlerinden daha şiddetli kafirsin. Mektubunda bizi korkutmak ve hileyle kandırmak istemişsin. Osmanlı sultanlarını acem padişahlarına benzetme. Osmanlı askerleri ne sıradan insanlar ne de başıboş sere serpe avare kalabalıklar değillerdir. Osmanlı askerleri hamiyetsiz ve perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Bu mektup eline geçtikten sonra savaş meydanına her kim ki gelmeyip kaçarsa onun eşi üç talakla kendinden boş olsun. Bu mektuplaşmalar bir süre devam etti. Uzun Ali kanalda mevcuttur. Ve bu mektuplaşmaların sonu kaçınılmaz bir savaş olacaktı. Efendim, Yıldırım Beyazıt mektubunda size ağır ithamlarda bulundu. Kara Yusuf ve Ahmet Celayir'i vermemekte ısrar mı ediyor? Evet efendim. Ve sizi savaşa davet ediyor. Orduları hazırlayın. Dört bir yana haber salın. Savaş bizleri çağırıyor. Gazamız mübarek olsun. Türklerin kendi arasında yaptığı en büyük ve en kanlı savaşlardan biri olan Ankara Savaşı. Ankara'nın Çubuk Ovası'nda karşılaşan iki ordu sabah namazından sonra savaşa tutuldular. İki ordu da büyük kayıplar verdi. Fakat Timur'un filleri Osmanlı ordusunu tarumar etmişti. Savaş sonunda Timur oğlu Şahruh ile satranç oynuyordu. Ve Timur'un askerleri o sırada Timur'a bir haber getirdi. Satranç tıpkı bir savaşa benzer. O yüzden şah mat. Emirim, Yıldırım Beyazıt'ı ele geçirdik. Geçirin. Yıldırım Timur'un çadırına getirildiğinde Timur ayağa kalktı ve "Hoş geldin devletlim," dedi. Yıldırım Beyazıt'ın gözündeki seyirmeyi gördü. Bunu görünce Timur bir kahkaha patlattı. Beyazıt kendisiyle alay edildiğini düşünüp öfkelendi. Sert bir bakış atarak şöyle dedi. "Cihangir olduğunu iddia eden bir adama böyle gülmek yakışmaz." O sırada Timur'un kahkahası bir tebessüme döndü. Şöyle dedi. "Devletlim, sakın seninle alay ettiğimi düşünme. Bir sana bakıyorum, bir bana. Allah bu koskoca dünyayı senin gibi bir körle, benim gibi bir topala vermiş. Benim gülmem ondandır." Timur bir bacağından sakattı. O yüzden yürüyüşü de aksaktı. Bu yüzden ona Aksak Timur derlerdi. Yıldırım'ın da bir gözü sürekli seyirdiği için ona kör denirdi. O yüzden bu savaşa kör ve topalın savaşı denmiştir.
Yıldırım'ın esareti Osmanlı'da iktidar boşluğuna sebep verdi. Yükselmeye başlayan Osmanlı bu ağır yenilgiyle düşüşe geçiyordu. Fakat Timur Yıldırım'a nasıl muamele etmişti? Kimileri Timur'un Yıldırım'a ağır çileler çektirdiğini, kimileri ise ona saygı duyduğunu anlatır. Gelin bu konuyu inceleyelim. Arap bir tarihçi, Timur'un Yıldırım'ı Semerkand'a demir bir kafeste götürdüğünü söyler. Yani koskoca Osmanlı padişahı demir bir kafese mi hapsedilmişti? Ünlü Osmanlı tarihçisi Joseph von Hammer, Arap tarihçilerinin kaynaklarını Osmanlı tarihçilerinin yanlış anladığını savunur. Ona göre aslında demir kafes denilen şey bir tahtirevandı. Türkiye'nin demirbaş tarihçileri de bu görüşü savunur. Kimi uydurma kaynaklara göre ise Timur, Yıldırım'ın eşine sakilik ettirmiştir. Bu gibi saçmalıkların hiçbir dayanağı yoktur. Aksine Timur, Yıldırım ile muhabbetler etmiş, saygılı davranmış ve ona bir padişah gibi yaklaşmıştır. Yıldırım Beyazıt'ın ölümü ise ayrı söylentilere sebep olmuştu. Üç iddia ön plana çıktı. 1. Timur'un Beyazıt'ı idam ettirdiği, 2. Beyazıt'ın yüzüğündeki zehri içerek intihar etmesi, 3. Beyazıt'ın eceliyle hayata veda etmesi. Arap ve İran kaynaklarına göre Timur, Beyazıt'ı idam ettirmişti. Bu bilgi itibar payı en düşük bilgidir. Hemen hemen hiçbir tarihçi bu bilgiyi baz almamakta. İkinci iddia olan intihar olayını ise Fuat Köprülü öne sürmüştü. Yüzüğünde zehir taşıma olayı Gazneliler ve Safevilerde görülmüştür. Fakat Osmanlı padişahlarının böyle bir yüzüğü olduğu hiçbir kaynakta geçmemekte. Yıldırım'ın Müslüman olduğunu da göz önüne alırsak bu ihtimal oldukça zayıflıyor. En yaygın ve en kabul edilen iddia olan Beyazıt'ın eceliyle hayata veda etmesi. Hastalanıp aniden hayatını kaybettiği görüşü tarihçiler arasında en çok kabul edilen görüştür. Hatta kaynaklara göre Timur, esiri olan Yıldırım Beyazıt'ın ölüm haberini Yıldırım Beyazıt'ın eşine söylemeye gittiğinde oldukça kederli görünüyordu. 4. Osmanlı padişahı ve aynı zamanda eşiniz Beyazıt'ı az önce kaybettik. Kendisi çok cesur ve kahramandı. Başınız sağ olsun.